Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün amcamı ziyarete geldik. Şimdi yavaş yavaş yanına doğru gideceğim. Kendisi zeytin aralaması yapıyor. Bir bakalım bakalım nasıl yapıyormuş. Burası da bayağı şeymiş ya. Yürümesi zor. Kolay gelsin amcam. Allah razı olsun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Zeytin mi aralıyorsun? Evet, zeytin alıyor. Düşme oralardan sonra bak. Düşme oralardan Yok diyorum. ya, düşmez. Alışkınız ona. Bayağı yüksek görünüyor buradan ya. Yüksek görünüyor diyorum buradan. Yüksek görünüyor. Yenge de orada bir şeyler yapmaya çalışıyor herhalde. Ateş yakacak. Ateş yakayım, ateş. İyi, kolay gelsin. Çay demleyeceğiz ya. Güzel. Kır bakalım şey, elinde bir şey var mı? Kuş götürüyor. Sağda solda bademlerden. Saklıyorlar galiba kuşlar onları. Saklıyorlar galiba kuşlar. İşte buraya araya koyu çıkaramamış. Sonra oradan sıkışmış yani. Evet arkadaşlar, yenge de ateşi yaktı. Çay demleyecek galiba. Kestikleri zeytin dallarını yakıyorlar. İsrafı yok yani. Bayağı da duman çıkıyor. Çay içmeden olmaz değil mi? Gönül Hanım da yardım ediyor. Çayı duydu dayanamaz şimdi. Değil mi? Ocak çayı farklı oluyor. Şey, yani. Ne kaç tane ağacın var amca burada? 500 kadar var ya. 500 kadar var. Bunlar trilya mı? Ne diyorlar onlara? Onlardan değil değil mi? Trilya da var, Edremit de var, yağlık. Bunlar yağlık mı oluyor? Bunlar, burası yağlık, öbür taraflar Edremit. Trilya, burası Edremit yağlık. Yanlış mı? Bayağı da görünüyor ya. He? Bayağı çok görünüyor diyorum. Çok ya. 500 ağaç da az değil yani maşallah. He? 500 ağaç da az değil diyorum maşallah. Tabii ki. Ama daha budanacak da çok var galiba. Çok ya. Bayağı var. Aşağı 200 ağaç var da budanacak. 200 ağaç falan var mı yani? Uzanacak. Daha uzanacak. Senin işin bayağı uzun sürer. Daha ne kadar sürer burada iş? Bir hafta daha sürer. Günde kaç tane yapıyorsun? Vallahi en fazla 20 tane yapıyoruz ya, 15. Yine iyi ya. He? 20 tane fena değil. Bazı yapamıyor da bazı oluyor yine. Kaç tane yapıyor musun? 20 tane diyor. Uf, ateş nasıl yanıyor ya? Maşallah. Nasıl yani, çatır mi? Çatır. Gönül iyisi olursun bak. Dur ben de çekeyim şuradan. Sonra yangın var diye gelmesinler buralara. Öyle biliyor onlar onu. Yakıyız da kaç tanesi yakıyız. Anladım. Evet, ateş bayağı iyi yanıyor ya. Ateş diyorum maşallah var. Gönül Hanım ne varsa doldurdu ateşe. Maşallah. Şimdi bunun közünde çok güzel çay olur. Bir ton alacağım. Sular bitmişti ya, unuttum. Almadın mı? Almadan mı geldin? Yenge de çay hazırlığına başladı. Köye mi gideceksin? Köye gideceğiz. Bir ton alalım da dönüşte yengenlere bırakırız. Olur. Bu arada arkadaşlar burası Kınık, İzmir Kınık Musacalı Köyü. Onu başta söylemeyi unuttum. Amca bitirmek üzere. He? Amca diyorum bitirmek üzere bu damayı. Hazır aldı. Buradan da yukarıdan güneş mi geliyor? He? Yukarıdan güneş geliyor burada da. Etkiliyor mu lan? Ses yok ya. Etkiliyor yine de. Allah.
Evet, baya baya bitmiş yani. Bugün de nasibimiz de hava bulutlu. Hava bulutlu bugün. Ne kadar yağ çıkarıyorsun amca burada yıllık? 1,5 ton çıkarıyorum. 1,5-2 ton mu? Daha fazla çıkması lazım aslında ya. O kadar sakinlik ya. Küçük mü ağaçlar? Küçük olduğu için mi? Evet, ağaçlar biraz küçük yani. Yani değil mi? Sağlık bakımından da iyi oluyor. Toprakla uğraşmak çok sağlık. Ya biz bir de alışkınız hani. Eve kapandık mı hasta oraya da doktora gidiyoruz. Tam işlerinde falan. Bak burada da şey var. Yok. Dediğin gibi biz de bunu biliriz yani. Yani herkes yaptığı işi iyi biliyor. He, herkes yaptığı işi iyi biliyor. Bu trilya zeytini mi oluyor şimdi? Bu trilya. Onlar hepsi yerli. Burada bu var. Bir bak yakınlarda başka yok herhalde. Bir tane arada bu kalmış o zaman. Yok, onları o amcam öyle aşılatmış. Bu normal ne, edre mi zeytini mi oluyor? Edre mi yağlı. Hep dipleri budandığı için tabi dal dolu. Dipleri diyorum, ara yapıldığı için diyorum hep şey dolu. Dal. Dal dolu. Evet arkadaşlar, amca şeyi bitirdi, bir ağacı bitirdim, aşağıda diğer ağaca başladım. Şimdi de diğer ağacı aralama yapıyor. Biz de çayı beklerken birazdan çekim yapalım dedik. Çayı içip kaçmış gibi olacak ama. Buranın çayı farklı olur ama Gönül, biliyorsun değil mi? Tabii. Ocak çayı farklı. Ocak çayın tadı farklı olur. Karşıki dağlar şey, çam ağacı. Sonradan dikilmiş. Burada yangın çıkmıştı değil mi? Yangın çıktıktan sonra tekrar... Köklediler mi? Ha, ben yangın çıktı sanıyordum burada ya. Oradan da yandı. Buraya şu üzere köklediler, şey yaptılar. Öyle yani. Yangın oradan tarafı o şey. Şu, o tarafta çıktı da ben bu tarafta da çıktı sanmıştım. Burada yangın yok ya. Burada ağaç yoktu hani. Evet. Pinarlı çelik yap. Bir ağaç yoktu ya. Ama çamlar bayağı büyümüş ya, bayağı güzel olmuş. Büyüdü ya, çamlar yine 10 sene geçti yani, 15 sene. Bayağı oldu evet. Biliyor, hatırlıyorum ben yani. Hatırlıyorum diyorum, küçük küçüktü. Hareketimi görürsün, yani bir şeyim olur. Ben öyleyim yani, kimisine böyle. Yok şöyle, yok böyle. Ama eskiler bu işi daha şey yapıyor, alışkın olduğu için. Bütün işi yaptım, en iyisini yaptım, en fazlasını yapmaya uğraştım. Zeytin işini de yine bak, görüyorum. Yani, en evet. Güzel şekilde yapmaya uğraşıyorum. Belgesini aldım zaten, tütünde de olsun şeyde de. Zeytin de belgesini aldım. Ne belgesi oluyor? Budama bakma. Kursuna falan mı gittin, nasıl oldu? Tabii kursuna gideyim. Nerede, halk eğitimden mi gidiyorsun? Halk eğitimden. Hmm. Önce işte ektim, hemen kursuna gittim yani. Çok iyi. Tabii. En güzeli ya. Bilinçli yapmak, her şeyi bilinçli yapmak çok güzel bir şey. Tabii tabii. Zaten bilinçli yapan her zaman kazanıyor evet. Ya. Su kaynamaya başladı baya baya. Demledim ya çayı ben. Demledin mi? Aha. Ha şu pardon. Demledim çayı. Maya da çabuk kaynamış. Ben daha kaynamamış da diyordum. Ya, ocağı ateşin tutup dayanır. Evet.
Yazın zaten yaşlı da olsan, genç de olacaksın, Bergama'da durmayacaksın. Göçeceksin ovaya. Koca evleri temizleyeceğiz diye orada mahvoluyuz Bergama'da. Yani. Buraya ufacık bir şey yapacaksın. Temizlemesi de kolay olur. Siz bu sene geleceksiniz mi yine bu taraftan? Biz işte göçmeyiz ya, öyle geri gideriz. Yani geri gidersiniz zaten. Ben amcaya göçeyim diyeyim de zor geliyor buna. Acık oraya biraz tertipli bir şey yapalım diyeyim. Bir tane bir oda. Aslında elektrik falan gelse gelecekmiş de o zaman şey olabilir aslında. Ben seveyim hani bir de buralarda komşu yok. Komşu olsa daha güzel olur da komşu yok. Evet, köyden biraz şey olunca, uzak olunca. Bu orada, burada durmaz tarlada, bu oraya gider, buraya gider. Ben tek başıma ne yapacağım orada? Ondan göçmeyeyim, yoksa seveyim ovayı. Yani. Ayva yaparsın ben. Hayvan yaptım. Hayvanla uğraşıyorum. Hayvanla uğraşmaz artık bu saatten sonra yenge. O zaman ben oraya şeye geleceğim. Tatile gelecek tatile yenge. Geleceğim. Gezmeye gelecek. İki bahçe yaparım önüme. İyi yani, onlarla uğraşırsın. Tatile şey var, üzümdür, yemiştir, şudur budur. İki bahçe yaparsın. Gayısı. İki tane hayvan yaparsın ben. Sana hayvanla hayvan uğraşıyorum. Ben bileyim hayvanın zahmetini. Evet. Yani hayvan zahmetli oluyor ya. Hayvan ne oluyor? Şimdi oraya bir tane hani koca hayvan bağlamasan bile, keçi koyun bağlasan bile, bir yere gittin mi orada kalıyor aklın. Yani. Hadi dolaştın mı, susadın mı, acıktın evet, mı, evet, kim bakacak. Evet evet, aynen öyle. Hadi durdu, gittiğin yerde duramayın, geri geliyor. Hadi yani ben hayvanım. Bizimkiler öyle işte. Yok inekler aç kaldı, yok bilmem ne oldu, bir sürü şey yani. Ben çok baktım hayvanla uğraşamıyorum ben. Burada 3-5 senelik ömrüm, hani bilemem Allah ne verdi de. Allah uzun ömür versin ya. Biraz da gençler çalışsın ya. Gençlerde hiç şey yok, çalışma hiç. Uğraşılar yok hiç. Tamir de yok çalışmaya. Şey, Tuğba falan çalışmıyor mu yani, çalışıyor? Çalışıyor da. Bilmiyorum, sorun çalışır mı? İnce tanem böyle diyor ya. Nazire'nin zaten benim tarla işinle pek ilgisi yok. O da sevmiyor galiba tarla işini. Tuğba az da ondan iyi. Burada Ali, en iyi işi yapan Ali galiba. Ali gene bilir bu işleri de. Hmm. Ali de tek geliyor. Yani. Arkasında insan yok. Evet. Toprakla uğraşmak ne kadar şey. Sağlıklı değil mi? Ya her şey doğal yani, normalce yani. Açıkla hayatta toprağa basın. Benim D yokmuş. Şeymiş ya. D vitamini kalmamış. Hmm. Telli yaptırdıydım. Ne olacakmış? Güneş. Damla verdi de. Güneş yazın. Güneş. Güneşe çık diyor. Şey. Ben tamam. De dedim biz de bütün tarladayız, güneş alayız dedim. Olmaz diye, böyle kısa kollu giyeceksin diye. Ellerin ayakların. Kapalı ya diye, sen gidiyorsun ovada çalışın her tarafı kapatayım. Güneş yani, kalın. Evet o da var. Ayakların falan güneş. Annem şey yapar, böyle bacağını açar, güneş oturur. Biz dediğin gibi çalışır çalışır, gölgeye atıyız kendimizi, yoruluyuz. Tamamen doğal. Ne çay diyor buna? Ocak çayı mı diyor? Ocak çayı diyor değil mi? Ocak çayında böyle farklı olur tadı gene. Ocak çayı tabii farklı olur. Ateşli olduğu için. Yani. Sen içtin mi hiç gene ateşli işte, ocak çayı? Memlekette içmedim. Memlekette içtim. Bizim memlekete... Kaç yaşında geldin? Ben 2004'te geldim Bergama'ya. Ha, 2004'te bayağı sen çok olmak gerekiyordu. Olmuş. Geldim ablamın yanında, biraz partilerimde. Kaç kardeşiniz be kız? 3 kız, 2 erkek. Ha. Sami bir kız. Allah'ın izniyle. Siz taş içtiniz, ben de soruyorum. Biz 6 kardeşiz, 3 kız, 3 oğlu. Şey olmuştur gönül katım. Kardeşin nerede? O da mı Bergama'da? Bu Bergama'da o hoca gil dediğim var bir. Biri İbrahim Adışkata köyü. Onun kaç çocuğu var? Onun çok. 3 de oğlu. 3 de kızı onun da var. 6 tane. O İbrahim köyde duruyor değil mi? İbrahim köyü mü diyorlar oraya? İbrahim Adı. Doğrudur. İçelim. Ben doldurayım. Hem sen dolduracağım dedin de ondan dedin. Fark etmez. Yok doldur. Doldur. Şey, sadece bundan doldurayım. Şu da koyacağım. Koy bakalım. Demi nasıl oldu görelim bir bak. Çok dem atmadık ya. Ali iyi herhalde böyle. Benim için fark etmiyor ya. Böyle iyi bence.
İyiyim. Biz de iyi. İlhan'a çay dolduruyoruz biz. Bana şey yarım koyun. Tamam. Ali şekerli içmiyor. Ben şeker kullanmıyorum zaten. Amca içiyor musun? O şekerli içer. Hadi gel. Bir taş. İyi mi? Git. Telefon çalıyor. Bu taraflar budandı mı? Budandı. Yok yani. Baştan beri budandı. Olsa kendi işim diyorsun yani. Böyle böyle gidiyor. Gel gel taze çay bak. Aynen. Gel amca. Afiyet olsun. Evet. Sağ olasın. Otur otur. Taze odun çayı. Çok güzel o çay. Eskiden tabii bardakta demlerdi bunu. Evet. Nerede? Bardakta. Bardakta nasıl oluyor? Toprak şeyle oluyor ya. Ha size. Toprak şeyler. Yani çaydan da yine çaydan da gibi mi? Onlar bir de küçüğü böyle çay demlemek için küçük oluyor. Oluyor. Hmm. Böyle 10-15 bardaklık. Sürüyorsun çayı... ateşe, kaynadığın dem atıyorsun. Ben hatırlıyorum öyle küçük böyle he. İbrikli falan oluyordu. Onlardan mı diyorsunuz? He, şöyle İbrik böyle eski. Bende var ondan galiba. Var mı? Biraz süs için mi diye düşünüyordum ama. Olmadı. Arkadaşlar çayımızı içtik. Gönül Hanım. Evet arkadaşlar çayımızı içtik. Buradan vedalaşalım artık yavaş yavaş. Çayı içip kaçmış gibi oluyor ama amca kusura bakma. Size kolay gelsin. Size de Allah razı olsun. Eve de gelin. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun.